İyi akşamlar değerli futbol severler. Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla 3 karşılaşmayla başladı. Az önce biten maçta Antalya'da Antalyaspor Galatasaray'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı. Etolu Antalyaspor, hatırlayacaksınız, Fenerbahçe'yi de ligin ikinci yarısında 4-2 mağlup etmişti. Aynı skorla Galatasaray'ı da geçmeyi başardı. Bu karşılaşmayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Eto 2 gol 1 asist yaptı bu maçta. Galatasaray son Eskişehir deplasmanında da 4 gol yemişti. Bugün de sahadan 4 gollü bir yenilgiyle ayrıldı ve deplasman hasretini, ki 3 Ekim tarihinde Başakşehir karşısında kazanılan deplasman maçının ardından Galatasaray bugün de kaybetti. Deplasmanda kazanamama serisini devam ettirdi, kötü negatif seriyi. Eskişehirspor'u Konyaspor deplasmanda 2-1 yendi. Kırmızı siyahlı ekibi ateş hattının içine iyice itti. İyi grafiğini, süper grafiğini Konyaspor 2016'daki sürdürdü. Ligde artık hemen hemen üçüncülüğü de garantilediğini söyleyebiliriz, bir mucize olmazsa. Ve Osmanlıspor da yine ligin istikrarlı takımlarından biri. Rizespor karşısındaki son ayların formsuz takımı Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Osmanlıspor ligin sıkı takımlarından bir tanesi. Deplasmandaki puanı 26'ya yükseldi. Osmanlıspor'un lige yeni çıkmış bir takım. Deplasmanda 26 puan alıyor hocam. Ya şey, bir de 7. galibiyeti. Evet. Ligde 7 tane maç kazanıyor. Deplasman ikincisi. Beşiktaş'tan sonra en çok kazanan takımlardan bir tanesi. Galatasaray Antalya Spor maçında Antalya'daki statta çok konuşulacak şey var. Bir kere 6 tane gol var. Bir tane verilmeyen penaltısı var Antalya'nın. Arkasından bir tane Eto'nun kendi eliyle düzeltip vurduğu, kafayla attığı gol var. Kırmızı kart var. Kartlar var, kaçan goller var, her şey var futbol adına. Var. Galatasaray'ın 2-1'den sonra ilk defa sezon içerisinde uzun süredir, aylardır bir 10-15 dakikalık bir baskılı, iyi bir futbolu olduğu bölümde 2-1'den sonraki süreçte. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Ciddi eksiklerle çıktı Galatasaray maça. Belki de Donk'un atılması Galatasaray'ın havlu atmasına neden oldu bu karşılaşmada. 2-2'yi düşünüyor sırada. Galatasaray'la Fenerbahçe 4 maçta 12 gol attı. Kendi sahasında 4'er attı. Kadıköy'de bir tane attı galiba. Son dakika 2-1, yenildi. Evet, 2-1. Burada da 3-3 bitti değil mi Galatasaray maçı? Özellikle yeni teknik direktörlerinden sonra birkaç tane de iyi oyuncu almışlar. Bence ikinci yarı flaş takımlarından 3 tanesinden bir tanesi. En azından keyif veren futbol oynuyor değil mi? Evet. Geçen 2-2 kaldıkları maç var kendi sahalarında. Oyunun sonunu beraber konuştuk hatırlıyorsan. Bir kere oyunun sonunu çok iyi oynuyorlar. Bugün de oyunun sonunu iyi oynadılar. Fakat Galatasaray istekli mi istekli, coşkulu mu coşkulu, ama Galatasaray takımının tabii stratejileri yanlış. Şimdi Antalya Spor'a saygı duyacağız, antrenörlerine son derece saygı duyacağız. İyi futbol oynatıyor takımına. Goller tartışılır, tartışılmaz. Eto'nun yaptığı bir kere sportmenliğe aykırı. Hani Maradona hala konuşuluyorsa eğer, Eto'da konuşulacaktır yani. Beklentim nedir? Böyle penaltılarda falan bazen soru işareti olur ya, keşke yapsaydım falan, ama bu tür pozisyonlarda elle atmak, elle kafaya götürmek falan üzücü hakikaten de. Eto gibi artık. Çok büyük bir profesyonel, büyük bir isim değil mi? Büyük bir ismin bence söylemesi lazımdı. Diğer pozisyonda Donk eğer vermediyse, o pozisyonda offside, penaltı tartışılan pozisyon var. Penaltı Donk'un yaptığı ya pozisyon. O pozisyon Donk verdiyse Koray devam. Koray pası veriyor galiba değil pası mi? Veren Koray mı veya Antalya'daysa offside başlangıcı pozisyon. Değil mi? Başlangıcı. Sonuçta Galatasaray takım için çok şey söylemeye gerek yok. İnan Galatasaraylı arkadaşlarımız bizim bu programı da pek seyrettiklerini zannetmiyorum. Yani, bugün hava çok güzel İstanbul'da hocam. Herkes geziyor, dolaşıyordur. Yani, taraftar mutsuz şeyde. Galatasaray taraftarı. Maçı bile konsantrasyonu, ah bugün maçımız var, o sarı kırmızı formayla falan maçları takip eden bence kimse yoktur. Antalya takımının konsantrasyonu çok daha fazla. Yalnız kulübün stratejik hatası da tartışmasız var Güntekin. Şimdi devre arasında konuştuk. Avrupa kupalarına 5. olman lazım statü gereği. Konya ile Fenerbahçe'nin ilk 4'te garantilediği için 5.'nin gideceği bir lig oynanıyor. O zaman mutlak surette Galatasaray kulübü bu işi ciddiye alıp, ciddiye almadığını da görüyoruz. Bu futbol takımının organizasyonunda. Şimdi şunu sormak isterim açıkçası. Snyder ile Selçuk'un Antalya'ya götürülmeme sebebi, sadece kupa maçı olarak değerlendirilmemin sebep. Neden yani götürülmüyor? Bana birisi anlatsın. Bir, Galatasaray Rize Spor'la 2 tane maç yapacak. Daha sonra finalde kalacak. Torku Konya ve Fenerbahçe. Elerse. Elerse Torku Konya Fenerbahçe'nden gelenler. Finali kaybedersek
yine beşinciliğe ihtiyacı var. Esen, kestirme yol ligde ilk beşe girmek. Ama ligde ilk beşe girmek için de 9 haftadır maç kazanmıyorsunuz. Devamlı pozisyon veriyorsunuz. Yediğiniz gol sayısına baktığımız zaman 45. Beşincilik treni yavaş yavaş kaçıyor yalnız hocam. İşte ama futbol bizim ligimiz öyle enteresan ki. Akhisar Belediyespor, özellikle Galatasaray kaç 9. maç mı kazanmadığı maç? Kaç maç oldu? Hala en Avrupa Kupası yendi var. İşte hocam, Trabzon'u şu anda yendi. 41 puan yok mu Galatasaray'ın? Resmi maçlarla birlikte Akhisar rövanşı İstanbul'da berabere bitirdi. Hatırlayın, tarihi fark olurdu. 1-1 bitti o maç. Akhisar rövanşı, evet. İstanbul'da. Lazio'ya orada yenildi Roma'da 3-1. Ve ligde de Trabzon maçından beri kazanamıyor. Şu anda kaç puanı var? 41 puanı 41. Var. 41. Hala var bakın. Hala var gibi değiller ama. Şimdi Snyder, hatırlıyorum, Hollanda hazırlık maçları öncesi Şubat, Mart, Nisan Galatasaray Ankara'ya Gençlerbirliği maçına gitmedi. Hollanda'da sakatlandı. Sonra birkaç hafta pas geçti. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynadı. El sıkıştı hakemle ve maça gitmiyor. Selçuk, evet, sakatlıktan çıktığı için çok yoruldu maçta. Ama sakatlığından dolayı değil, başı döndü. Yorulduğu için çıktı ama götüreceksiniz. Şimdi koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı veya futbolla ilgilenen kişiler, ya arkadaşlar bir dakika, biz şu ligde önce bir kendimizi atalım Avrupa kupalarına. Bir yıl bizim cezamız var. Biz kestirmeden bir atalım kendimizi demesi gerekirken, şimdi diğer oyuncular da ne diyor biliyor musunuz? E zaten bizim takım, hani Selçuk'u falan almıyor hoca, pek maçı ciddiye almıyor diye düşünür. Ama oynamayan futbolcuların da burada artık bir performans ortaya koyması lazım. Fenerbahçe ile ilgili Pereira ile ilgili eleştirirken Pereira şunu söylüyordu. Ya inanamadım maç nasıl oldu falan. Ya bizim gördüğümüz de şuydu. Galatasaray yenilmedi ki. Yenilmemezlik ya. Fenerbahçe yenemedi. Hocam, Galatasaray takımı. Eskişehir 4 evet. atıyor. Antalya 4 atıyor. Farkı işte kaçırıyor. Onu anlayamadı. Fenerbahçe gol atamadı Pereira Galatasaray'a. Onu anlayamadı. Yani bu takıma, Fenerbahçe takımının gol pozisyonuna girmesi kadar doğal bir şey olamaz. Galatasaray havlu atmış boksör gibi. Maalesef. Bir tek işte kupa olursa olur veya Fenerbahçe maçı diye. Ve Pereira da bu takıma nasıl gol atamadım dediğimiz zaman biz eleştiriliyoruz belki de. Hatta Galatasaray adına da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu engelleyecek 2 puanını çalarken 4. yıldızını takmaması duygusal anlamda güzel bir şeydir Galatasaray için. Ancak futbol adamı gözüyle baktığımız zaman bugünü görüyorsun aslında. Ha şu var, vurun havalıya da olmuyor değil. Şimdi hakem, orta hakemin de görmesi lazım. Özgürç'ün de görmesi lazım. Elle atılan bir gol var. O kırılma anlarından bir tanesi bu. Öyle değil mi? Tabii. Yani, maçın skorunu etkileyen bir gol. Artı sarı kart var orada. Var. Dolayısıyla mesela Yasin... Var ama Eto da penaltıya çok itiraz etti işte orada. Mesela Eto da 5 dakika önce pozisyonu sorsanız Eto'ya. İşte bakın. Diyecek ki evet elle attım ama bizim penaltımızı vermedi diyecek Eto. Mutlaka orada, öyle diyecek maçtan orada, sonra. Bak, şunu söyleyeyim. Özür dileyecektir. Tabii öncelikle Donk'la ilgili... Donk topu dokundu. Ben izlerken aa Donk çıkardı zannettim. Fakat daha sonra götürüyor yani Eto'nun. Hiç dokunmuyor. Penaltı pozisyon. Penaltı pozisyon. Eto ne diyecektir? Penaltıyı vermedi. Elle attım. Ya kusura bakmasınlar mı diyecek? Öyle diyecek. Ne abim ne? Kusurunu kabul etmiyorum yani ben. Olur mu öyle şey? Kusura bakmayın. Özür dilerim. Yani böyle centilmenlik öyle konuda olmaz. Centilmenlik değildir o yani. Değil. Özür dilemek değil. Fırsatçılık. Yani, fırsatçılık. Dolayısıyla... Vurun Abalı'ya misali kritik anda oydu. Galatasaray'la oyuncularında zaten direnci yok. Oynamaya çalışıyor öne doğru. Umut'un gol atması Umut adına. Ben 2-1'den sonra Galatasaray'ı uzun süreden sonra ilk kez iyi oynarken gördüm yalnız. Bak Başakşehir maçında diyeceğim ikinci yarısındaki o bir 20 dakika var ya 45-65 arası. Orada iyi reaksiyon göstermişler 3-3'lük maçta. Bir de bugün 2-1'den sonra Eto'nun attığı ikinci golden sonra bir 10 dakika 15 dakika iyi oynadılar. Galatasaray'ın attığı gol sayısına bakacak olursak şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'den fazla. Cengiz Bey söylüyor ama yediğine bakacaksın. Ama Fenerbahçe çok az atıyor tabii. Yediğine bakacaksın sen. Yediğine baktığın zaman ilk 5'e girer Galatasaray. Tabii. Dolayısıyla şimdi şu var. İyi oynadı dediğimiz Galatasaray rakibin her hücumu tehlike. 4 gol. Hayır, ben 2-1'den sonraki bir 10 dakika, evet, 15 dakika. O ara diyorum. Etkili oynadılar. Umut'un attığı gol falan o dakika, ondan o bölümler. Evet. Özellikle oyun yönünü kısa paslarla falan değiştirdiler. Fakat yönlendirdiler ama... Takım, kulübün genel durumu, futbol takımı terk edilmiş. Aman kupayı alırsak çok iyi olur. Böyle olmaz. Olamaz yani böyle bir şey. Primler açıklanıyor falan. Bunlar gerçekten olmaz. Koskoca Galatasaray kulübünde zaten oyuncular maç başları var. Şu var, bu var ve forma var. Bugün yenilebilirsiniz yani. Maçı seyrederken konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Emek falan, Emrah. Sohbet ederken işte Fenerbahçe konusu falan açıldı. Ya 10-11 tane kiralıklar, 3 tane kiralık oyuncusu var ya Fenerbahçe'nin. 11 tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor.
dedi Emek Fenerbahçe'de. Hı hı. İşte bu hani nasıl bir kadro oluşturmak zorunda mı, yeniden yerine kimi alacak, kimle devam edecek söylüyor falan, onlar konuşuyor. Ben Galatasaray'da da sözleşmesi biten oyuncu çok az, hepsini devam ediyor maalesef dedim. Ya bu Galatasaray'da bir de böyle bir sıkıntı var hocam. Şimdi seneye Bilal, Emre Çolak, Yasin, işte aklına kim geliyorsa, Donk, hepsinin sözleşmesi devam ediyor. Karol. Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? At sahibine göre kişiler seneye tabii ki bu görüntüsü olmayacak. Bu potansiyelli bir takım Galatasaray takımı. Galatasaray şu andaki durumda düşecek bir takım değil. Daha geçen sene şampiyon oldu. Moral motivasyonunu kaybettiler ve çözüldüler. Tabii ki şampiyonluk için yetmez. Ancak bu kadronun çok oyuncunun kalması, sözleşmesinin devam etmesi çok büyük dezavantaj değil. 3-4 kişiyi gönderirsiniz. Fenerbahçe sıkıntılı gözüküyor senin anlattığına göre. Fenerbahçe'de tabii 3 tanesi kiralık, 10 tane oyuncunun ya da 11 tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Evet. Yani yeni ama hakikaten Galatasaraylılar için bitse de gitsek sezonu yaşanıyor açıkçası, yani üzücü olan bu. Antalya Başkanı Gültekin Gencer'i dinleyelim, onun maç değerlendirmesi nasıl? Büyük takımlara karşı gayet iyi futbol oynuyor, daha iyi konsantre oluyor demek ki. Bizim bundan sonraki düşüncemiz Galatasaray maçını bekliyorduk. Galatasaray maçından sonra her şeyden önce bir nevi matematiksel olarak da ligle ilgili aşağıyla bir alakamız kesilmiş olması gerekiyordu galibiyet alınca. Bugün o gün oldu. Bu hafta itibaren artık gelecek yılın takımlarını, kadrosunu kurmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Daha önümüzde her ne kadar maçlar olsa da o maçlarda alabilecek güçte olduğunu hepimiz gördük. Güzel futboldu. Aksamalar olsa da, Galatasaray'da çok eksik olmuş olsa da bizim takım malum Fenerbahçe maçında olduğu gibi aynı şekilde konsantre olmuştu. Galibiyet alamaması veya beraber gitmesi bizim açımızdan yazık olurdu takıma. Her şeyden önce 3 puan aldık. Her şeyden önce hepinizin bildiği gibi 2 sene önce 1250 seyircilere ortalamasını oynarken bugün 20 bin lira yaklaşan bir seyirciye çıkardıysak bu şehri, bu şehri futbol takımı yapıyorsak demek ki başarılıyız demektir. Her ne kadar ligdeki konum itibariyle olduğumuz yere yakışmıyor olsa da önümüzdeki yılki hedeflerin, koyacak olduğumuz vizyonun daha farklı olması gerektiğini düşünüyoruz. O doğrultuda da şehir bize yine devam etmemizde hiçbir sakınca görmedi takdirde. Zaten görev süremiz 2 yıl daha devam ediyor olmasına rağmen destek de verirse bu şehir futbol şehrinden öte nasıl İspanya'da Akdeniz şehirleri Sevilla gibi birçok başarılara imza atıyorsa Antalyaspor'un, Antalya şehrinin onlara göre çok fazlası var. Tek eksiği vardı futboldaki başarıları futbol şehri olmasıydı. Bu yılda bunun olduğuna inanıyorum. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum, istiyorum yani. Sayın Başkan, Eto'nun pozisyonu vardı. Birçok kesim tarafından, gerçi yayıncı kuruluşta da gösterildi, elle attığı yönünde. Siz görebildiniz mi pozisyonu? Bilmiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Elle attı diye kaleci Ustara'nın itirazı vardı. Hiç görmedim. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ondan önce de Eto'nun bir pozisyon daha vardı. Penaltı diye, söz konusu diye. Onu da bilmiyoruz, onu da göreceğiz akşam. Sayın Başkan, sizin şampiyonluktaki favoriniz kim? Çünkü Fikret Başkan'la da çok yakın arkadaşsınız, dostunuz. Bir acaba bir Beşiktaş'ı destekleme durumu var mı? En azından gönülden. Biz Akdeniz şehriyiz, misafirperver bir şehiriz Antalya olarak. Biz bugün Galatasaray yönetimine geldi, hep beraber maçtan önce yemeğimizi yedik. Bu sorudan sonra gel bize. Değil mi? Ya ne alakası var? Beşiktaş'ı mı destekliyiz, Fenerbahçe'yi mi destekliyiz? Polemik konusu bizim işimiz değil o yani. Soru doğru, soru değil ya. Antalyaspor Galatasaray maçı oynamış. Beşiktaş Fikret Bey aranız iyi. Beşiktaş şampiyon olmak istiyor değil mi yani? Gereksiz bir şey kazandırır mıydı bize yani? Bize kazandı. Türkiye buna çok şey kazandırabilecek bir soru. Zaten farklı bir cevap vermeyecekti ama gereksizdi yani. Biz evet. Eto'yla muhakkak konuşsunlar. Eto'nun bence de beyanatını çok merak ediyorum ben. Eto'nun ne diyecek? Evet. Asil mi davranacak? En azından şimdi o anda davranmadı çünkü. Eto değerli bir oyuncu. Benim tahminim, ben 50 attım diyecek. Hakem yakalayamadı. Maalesef böyle oldu diyecek herhalde. 50 aldım diyecek daha doğrusu. 50 atmadı. Kafayla attı da 50 düzeltti. Kafayla attı. Ya enteresan pozisyon, değil mi? Enteresan. Çok enteresan pozisyon. 50 ya. Kendini asist yaptı. O şiddetli, yanlış gelen, o şiddetli gelen topu ya, bir kere fizikten çok enteresan. Şöyle 50 düzeltip kafayla vurdu. Yani bu o kadar, şimdi ön direkten vurdu biri sıyırdı ya. O şiddetli gelen top böyle tak tak nasıl olur yani, enteresan ya. İşte Eto olunca demek ki onu da yapabiliyor. Yani o top şiddetli geliyor. Bu top kafaya doğru nasıl göndü? Çok enteresan. Buraya gelir değil mi normalde? Evet. Şuraya vurdu top. Çok enteresan yani pozisyon. Top şöyle yani gidiyordu. Şöyle eliyle düzeltti. Kafasını aldı. Kafaya vurdu. Yani çok kısa mesafede. Bu kadar anlatılacak kadar zaman yok aslında tabii. Değil mi? Yani enteresan pozisyon ya. Evet.
Bak ne diyecek Eto, çok merak ediyoruz tabii. Yeter ne olacak yani gol oldu. Yani Akdeniz şehri de izliyor Gültekin Gencer. Antalya'da tabii özellikle havalar güzel olduktan sonra insanlar deniz kıyısına gider, plaja gider. Yanlış söyleyeyim. Bugün de iyi seyirci vardı. Çok medyatik medyatik seviyor belki ama sosyal çevresi olarak bir isteği olarak, bir coşkusu olarak yani enteresan transferler yaptı. Antalya Spor'u bir renk verdi. Öncelikle Eto ile devam etme gafına düşüyorlardı az da. Büyük bir hata yapmak üzere hatasına. Çabuk döndüler o hatadan. Eto'dan antrenör falan olmaz şimdi. Mourinho'nun yardımcısını aldılar. Üçlü falan oynamaya başlıyorlar. Hakikaten de çok Mourinho'nun yardımcısı mıydı? Tabii. Mükemmel takım yönetiyor. Hep söylüyorum. İkinci yarının başlarında Konya Kupa maçlarında yenildikleri maçta izlemiştik. Çok can yakar diye. Osmanlı Spor'da, Antalya'da herkes her yerde yenebilir yani. Enteresan bir takım işte. Organizasyon. Çabuk oynuyorlar. Emrah oyunu bugün 60'ta oyuna girdi. 80'de çıktı. Sakatlandı. Çok sakatlandı mı? Çünkü o kanat bayağı bir koridor olmuştu. Emre, o yüzden Emre basmıştı. Yok yok, sakatlandı. Gol de attı değil mi ona? Evet. Gol de attı. Yani. Sakatlandı o pozisyonda. Sakatlandı çıktı bence. Bir şey kızdığından değil. O Emre ile aralarında kaldı. Ayağına bastı ya şey Emre. Mesela ben de sanki o kanatta daha... hiç geriye gelmemeye başladı Emrah. O yüzden tedbir olarak Rıdvan'ı soktu gibi düşündüm ama bilmiyorum, siz sakatlandınız. Vallahi bana öyle bir şey söylemedi. Bak orası sakatlanıyorsan oraya gir demedi yani. Yok yok, bence sakatlandı çıktı. Zaten bu tip bir antrenör de değil. 10 dakikada gol atmış. Yani kırmak istemez oyuncuyu. Yaptıysa böyle bir şey hata yapmış. Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Sakatlanmış. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Hakemin Donk'a gösterdi. Kırmızı da doğru, onu da söyleyelim. Çok sert bir hareket tabanla, evet. Rakibin beline. Bir reklam arası verelim, reklamların ardından devam edelim. Dört gollü bir yenilgi daha aldı Galatasaray ve 41 puanda kaldı ligde bu sonucun ardından. Rizespor'la hafta içinde kupada karşı karşıya gelecek ve çok kritik bir yarı final mücadelesi. Kupada finale kalabilmek için mücadele edecek, avantaj sağlayabilmek için mücadele edecek sarı kırmızılı takım. Tabii eksikler de vardı. Şeju, Snyder, Selçuk başta olmak üzere önemli oyuncular götürülmedi. Sabri yine artık sakatlıktan çıkmıştı, oynamaya başlamıştı. Tekrar sarı kart cezası sonuçta. Sarı kart cezalısı. Hı-hı. Ama kupada da ligde sarı kart cezası durumunda düştü Galatasaray maçında, evet. Fenerbahçe maçında. Kupada oynayabilecek durumda. Rizespor maçı öncesinde Galatasaray toparlayabilir mi? Ya şimdi Galatasaray yaşamı konusunda 8. oluyor mevzusu var ya yıllardır konuştuğumuz. Ama bu abartılı artık yani. Hakikaten abartılı yani. Şimdi açık konuşmak gerekirse kulüp yönetimi, yani Cengiz Bey de dinliyoruz, Dursun Bey de dinliyoruz. Adamcağız 10 milyon dolar cebinden vermiş, 100 milyona kefil olmuş. Yani eyvallah, kimse bu devirde yapmaz, öyle paralar falan vermez kulübe. Dursun Bey için söylüyorum. UEFA ile uğraşıyor, gidiyor, savunma yapıyor falan ama ya bir tane de şöyle getirecek birisini ya. Arkadaşlar burası Galatasaray diyecekler ya. Liderle arandaki puan farkına bakar mısın? Şu anda 25. Galatasaray Beşiktaş kazanırsa 28 puan fark olur mu ligler bitmeden diyecek. Dörder dörder yenir mi diyecek. Ekim ayının 3'ünden beri maç kazanamıyor deplasmanda. Evet, yani böyle bir şey olabilir mi ya? Tatile gidiyorlar deplasmada yani. Evet yani oyuncuları bırakın, antrenörü kim başında kim sormaza bir sorumluluk almaları lazım yani bu işte. Hakikaten sorumluluk almaları lazım. Yani formanın sorumluluğu olması olmaz lazım. Olmaz tabii ki. Çünkü ligde... Şimdi bakıyoruz bireysel anlamda işte mi? Oyuncular da iyi oynamıyorlar. Hem bireysel formunda değiller. İdeal kadro yok. Sağ bek başlıyor, stoper başlıyor, sağ beke geçiyor. Bir diğer hafta sol bek başkası oynuyor. Daha önce Olcan oynuyor. Olcan oynadı mı bugün? Oynadı. Yani çıktı, ilk geçen hafta sol bek oynadı. Bu hafta ne oynadı? Önde oynadı. Sol ön. Hayır, olmaz sağ ki. Sağ ön oynadı. Düşünsene sağ bek Gökhan sağ ön oynuyor diğer hafta falan. Kadro yapısı, ideal kadro yapısı, kadro istikrarı. Şimdi kaç deplasmandır gitmiyorsun Haydar, baksınlar. Orta sahada stoperler. Bir bakar mısın kaç maçtır oynamıyor ligde? Galatasaray Fenerbahçe maçında niye oynamıyorsun? Antalya'ya niye götürülmüyor yani? Eskişehir'e gitti. Yani Rizespor maçına bugün günlerden cumartesi ne zaman oynuyor Galatasaray şey maçı? Rize maçı sorumluluk vereceksiniz yani. İşte Sneijder gibi bir oyuncuyu, Selçuk gibi bir oyuncuyu Rize maçı için dinlendirilir mi? Sen kestirmeden ilk 5'e atacaksın kendini. Oyuncuların maç ritmi eksik değil mi? Maç ritmi falan değil. Avrupa kupalarında var mısın? Yoksun. Daha kaç maç oynayacaksın yani? Bunlar dünya para kazanıyorlar. Allah daha çok versin her zaman da.
Ama hakikaten koskoca Galatasaray'ın bu işleri alınmaz. Bindireceksin, uçağa götüreceksin abi, Snyder'ı da götüreceksin, diğerini de götüreceksin yani, hepsini götüreceksin. Evet, hafta içinde 0-0 Fenerbahçe ile berabere kaldık Galatasaray'a. Bugün hani acaba savunmada teknik direktör Riquelme demişti ki defansif olarak iyi işler yaptık. Eskişehir'deki gibi değildik. Rize maçındaki gibi değildik. Lig maçındaki gibi. Daha oturaklı ve düzgün duran bir takımım vardı sahada dedi defansif olarak. Fakat bugün görüldü ki 4 gol var yenilen. Kaçan pozisyonları var Antalya'nın. Verilemeyen son final pasları var 4'e 2 falan yakaladığı. Ya, Galatasaray yenildiğimiz sürtlesi oluyor. Bakın beraberlikte daha iyi sürtlesi oldu. Ben çok uzun yıllardır o gün uçaktaydım. Antrenörlük yapıyordum. Maçın özetlerini görebildim. Samuel Johnson'un attığı 1-0 Fenerbahçe maçında sen 90 dakika izleme şansın olduğu için ben izlemedim, uçaktaydım. Antrenördüm o zaman. Öyle bir maç oldu dediler. Kaleye gitmedi Fenerbahçe. Hiç orta saha sahasına girmedi. Bir benzeri de şunu gördüm ben. O maçta Galatasaray tek kale oynamıştı bildiğim kadarıyla ama bu maçta Volkan'ın ikincileri yere yatmadı ya. Mersin maçının tarihi ne Galatasaray'ın arkadaşlar? 13 Şubat. 13 Şubat'ta oynadığı Mersin İdman Yurdu deplasmanı ki Mustafa Denizli zamanındaydı değil mi hocam o? Mağlup oldular. Evet, mağlup oldular. 13 Şubat'tan beri Snyder deplasmana gitmiyormuş. Bak işte yani ben biraz zorladım hafızamı. Olmaz. Şimdi şu anda kaç Nisan'dayız biz? 16 Nisan mı oldu? Ya tabii ay aya bakmamak lazım. Maç maç bakmak lazım ama. Şubat, Mart, Nisan şimdi... hocam. Arkadaşlar Snyder'in başımızın üstünde yer Türkiye'de oynasın. Aminle Hollanda Milli Takım Kaptanı'ndan bahsediyoruz. Ama biraz da sorumluluk kalacaksınız. Bakın hep diyorlar ya Snyder gider gitmez mi? Snyder falan Türkiye'den gitmezler. Giderler mi hiç ya? Neyse Şubat'tan beri İstanbul'dan uçağa binip takımla gitmeyeceğim. Canın istediği maçta oynayacaksın, canın istemediği maçta oynamayacaksın. Böyle bir şey olabilir mi yani? Sorumluluğu öncesi alacaksınız. Çıksın tribün önce Snyder alkışlar herkes. E maça gitmiyor. Neyi var biz merak ettim. Bizde sakatlandı ya işte şey Hollanda milli takım. Ya oynadı ya Fenerbahçe maçında 90 evet, dakika. Oynadı. Bugün için diyorsunuz. Evet. Rize maçın ya önce bu maç kazandığın anda Avrupa kupalarındaki şansını çok arttırıyorsun. Snyder'den önemli silah. Galatasaraylı oyuncular hocam biliyorlar ligde artık bir noktaya varamayacaklarını. Neden? Hayır şimdi. Ha, bence şimdi formanın amblemin karşılığında Galatasaray her maça kazanmak için çıkmadı. Aa. Nasıl Chelsea şampiyonluktan kopmadı mı hocam? Her maç takır takır oynuyor. Ya sevgili kardeşim bir de hedef olması lazım. Sen her zaman söylersin. Ya Avrupa kupaları hedefin için bu sene 5. olman şart. En kötü 5'e girmen lazım. 4. olman şart. Tabii. Sana 1. olmaktan vazgeçtiler. Hadi şampiyonlarda ön elemeden de vazgeçtik. Bence bari her diyorlar... maçın son dakikasına kadar ölümüne oynaması lazım. Savaşması lazım futbolcu. Ya ölümüne oynaması lazım ama oyuncunun zaten direncini nasıl kırıyorsun? Ligde isterseniz 10. olun diyor Dursun Bey ve antrenör. Ben bunları götürmüyorum diyor. Benim için Rize maçı daha önemli diyor. Ve bu oyuncuları götürmüyor. Bu oyuncular da dünden meraklı zaten gitmiyorlar. Ya bu profesyonellik anlayışıyla olmaz. Yani keşke Cengiz Bey yine şeyde mi acaba... Sormak isterim açıkçası. İyi, hoş, güzel. Tabii ki şampiyon olmazsa Galatasaray'ın büyüklüğüne bir şey olmayacak ama ya iyi de bu arkadaşlar niye gitmiyorlar maça? Bir soracaksınız. Kaç Şubat dedin sen? 13. 13 Şubat'tan beri Galatasaray'la deplasmana gitmiyor diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi yani? Evet. Olmaz. Bir de mesela dün akşam Lyon-Nice maçını seyrediyorum. Gece eve gittik hocam. Buradan programdan bir çıktık bir ya. Bir bit. Hocam son saniyeye kadar... Topun önüne 3 kişi atlıyor iki takımda. Tabii canım, ya. Yani inanılmaz bir mücadele var. Ekmek aslanın midesinde artık. Ağzında falan değil profesyonel tabii canım, futbolda. Tabii canım. Şimdi... Sen yoksan başkası var. Sen büyük takımda barınamazsın. Gidersin yerine başkasını alırlar. Maçları şov maçları gibi artık ya. Gitti. Defans yok, bir şey yok. Ya Mustera. Ya tekrar soruyorum. Liglerin kaçıncı haftası? 29 oldu. Rekor kırdı yani. 3 puanlı sistemde veya tarihinde 1905'ten beri bu kadar gol yemiş bir takım olabilir mi? 45 gol attık, yediklerini ben zannetmiyorum ya. Çok uzun zamandır tabii. Çok uzun zamandır değil, hiçbir zaman yemediler bence. 45 gol ne zaman yediler? Yememişlerdi, hiç bakma. Lazım. Bakma, hiç o bakma. En son 2010-2011 sezonu Arda'nın son senesi... 45 tane falan yememişlerdir. Yememişlerdir. Orada da bayağı bir ehli keyifti ya Galatasaray. Çok puan kaybetmiş olabilir ama bu kadar gol yememiştir. Şimdi ben Uruguay milli takımına gidiyorum, tamam mı? Orada da Uruguaylı işte stoper var ya, Godin Madin muhabbet ediyorum. Kaç gol yedin sen bu sene? Bütün sezon mu 46 yemiş? Bütün sezon 46 yemiş. Kim? -5 averajla bitirmiş ligi. En çok o zaman mı yemiş? Evet. Şimdi kaç yemiş? 44. Son 45. Şimdi 45 pardon. 45. 46 mı yemiş dedin evet. Sen? Bir gol daha yerse rekoru egal edecek değil mi? Yok, kaç maç var? 5 maç var. Evet daha 5 maç var. Bir de üstlenen bir tanesi de 5 yani maç. Rekoru egal etmemek için defans mı yapacak bundan sonra? Önce oyuncuları sahaya süreceksiniz. Bir, Galatasaray kulübü nasıl bir kulüptür arkadaşlar diyecekler, oturacaklar. Snyder'e bir tercüman bulacaklar.
Sneijder. Selçuk gel buraya. Ama işte bunu diyenler kim olacak? Yönetim. Antrenör olacak. Yönetim olacak. Antrenör olacak. Durun tabii bakalım diyecek değil mi yönetim? Tabii canım durun ne yapıyorsunuz diyecekler ya. Gelen giden bize 4 atıyor. Eskişehir'den 4 yediniz. Antalya'da 4 yediniz. Fenerbahçe maçında beraber kaleye gitmediniz. Ne oluyor arkadaşlar diyecekler. Bırakın kupa önemli. Üzerimizde zaten bu kupayı en çok biz kazandık diyecekler. Yine kazanın. İyi de yani bunu siz oynarsanız kupayı mı kaybedeceksiniz sonuçta? O zaman böyle bir oyun çıkar. Şimdi antrenör diyor ki bak bir antrenör ben diyor yazın tekrar şeye gideceğim diyor. Altepe'ye gideceğim diyor. Böyle bir antrenörle yarışıyorsunuz. İki 13 Şubat'tan beri maçlara deplasmanlara gitmeyen oyuncu grubumuzun lideri var. Zaten Antalya'ya giderken diğer oyuncular da diyecek ki bizim antrenörümüzün beni beğenip beğenmemesi önemli değil. Çünkü onun raporu önemli değil. Arkadaş Altepe'ye gidiyor diyecek. Öyle demiyor mu şu an oyuncu? Florya çok başı boş kalmış evet, değil mi? Evet. 1-1'e kadar dengeli bir oyun vardı. Daha sonra 50 atılan bir golle rakip öne geçti. 11 kişiye karşı oynamak zordu. Yanlış yazmışlar 17 kişiye diye. Ya da hakemleri de kastederek 17 kişiye diyor. Evet. Burada bir espri var. İroni var. 17 kişiye karşı oynamak çok zor. Derbide de Podolski'nin golü verilmemişti. O gün de 17 kişiye karşı oynamıştık. Galatasaray zor günler geçiriyor olabilir ancak çok net şekilde üstümüze oyunlar oynandığını düşünüyorum demiş Fernando Muslera. Bir parantezde Eto'yu açmak istiyorum. İyi bir kaptan ve iyi bir oyuncu olarak elle attığı golü hakeme söylemeliydi. Muslera'nın tabii ki bugün maçla ilgili çok haklı tarafları var ama bundan önceki maçlar Trabzon maçını ne yapacağız Muslera? Başakşehir maçını ne yapacağız son deplasmanda kazandığın? Şimdi İstanbul 3-3 biten Başakşehir maçında son dakika penaltısını hakem, ne yapacağız? Hakem oyunu, skoru etkiledi bugün. Galatasaray'ın aleyhine. Tabii ki. Aminna. Ama inan şu anda Galatasaraylılar ah bu hakemler yüzünden biz gittik dedirtmiyor ki Muslera ve arkadaşları. Yani Galatasaraylı arkadaşlarım bizi bu sene hakemler yaktı demiyor. Çünkü görünen köy kulağı istemez. Bugün isyan dahi edemiyor. Evet bugün Galatasaray haksız bir golle kırılma anı yaşadı. 2-1 yenik duruma düştü. 2-1 yenik duruma düştü. Eyvallah. Fenerbahçe maçındaki diyelim ki Piero da yalan söylüyor. Golü iptal oldu diyelim. Ona da eyvallah. Ama 28 hafta boyunca 45 gol yemişsin. Doğru. En son hakemi suçlayacak kişi futbolcular. Maç maç konuşabilirsin. İşte oyunlar oynanıyor filan bilmem ne. Kaç maç kazanmış abi hocam, Galatasaray toplam? Yani Beşiktaş kaç maç kazanmış? 21 maç kazanmış bugün hariç. Galatasaray kaç? 10 maç kazanmış. Ya aranda 11 galibiyet farkı var. 11 galibiyet farkı var. Yani ligin 3'te 1'i kadar fazla yemişsin. 34 haftalık maratonda. Yani Muslera bugün için belki kendince, kendi penceresinden isyan etmekte haklı olabilir. Tabii ki doğal olarak profesyonel futbolcu orada emek sarf ediyor, mücadele ediyor. Ama mesela ben oyunlar oynanıyor ifadesi ağır. Ağır yani. Neticede Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı da isyan ediyor. Ben iki maçı da hakem yüzünden kaybettim Galatasaray'a diyor. Abdullah Avcı. Öyle demedi mi hocam? Evet, öyle. Yani. O yüzden Galatasaray bugün 4-2'lik bir yenilgi daha aldı. Antalya Spor hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a 4 gol atmayı başardı. Renk veren, keyif veren bir takım. Eto'nun önderliğinde, tabii Eto'nun açıklamalarını da merakla bekliyoruz. Eto gibi bir profesyonelin de elle düzeltmesi. Bilmiyorum, mutlaka cevap verecektik. Yani Instagram'dan mı verecek bilmiyorum da basın toplantısı veya. Sorarlar mutlaka, yakalarlar. Konuşursa. Tabii konuşursa. Belki de konuşmayabilir. Belki de konuşmaz. Konuşmayabilir. Tabii şimdi şunu var yalnız. Bir de acayip mucize yaratan Torku Konyaspor var. Konyaspor mucizesi normal bir mucize vallahi değil hocam. Değil yani. Mucizenin bile bir şeyi var değil mi? Evet, mucizenin bile bir şeyi var. Gerçekten bugün de gittiler 2-0 kazandılar. Gerçi 20. dakika 10 kişi kaldı. Buffon atıldı ama Eskişehir'de. Eskişehir'de tarihi fırsat kaçırdı. Evet. Kazansa 26 yapıyor. Kayseri Kasımpaşa ile oynuyor değil mi? Rize yine mağlup oldu. Rize mağlup aslında oldu. Rize Ateş'le oynamak için Ateş'in etrafında dans ediyor ama öbürküler bir şey yapamadı. Evet. Yani çıkış yapamadı. Düşünebiliyorsunuz 9 maçtır kazanamayan Galatasaray, yanlış okumadıysam 8 artı bugün 1-9. Avrupa Kupası'nda hala ümidi var. Ligde 7 Lazio ile şeyi ekleyince hocam. Ligde 7 Lazio ile Akhisar ekleyince toplam 9 resmi maç oldu. Lige bakalım o zaman. 7 maçtır kazanamayan bir takımın hala Avrupa ümidi var. Rize takımı 10 maçtır 11 maçtır 1-2 tane maç var. Kazandı. Hala düşme potası biraz daha uzağında. Serdar Özkan konuşuyor. Bugün çok net fırsatlardan yararlanamadı Serdar Özkan ama maçın en hareketli isimlerinden biriydi, onu dinleyelim.
Teşekkürler Güntekin Onay. Serdar Özkan'la beraberiz. Güntekin Onay'ın cümlesi bugün birçok net pozisyondan faydalanamadı ancak maçın en hareketli isimlerinden biri dedi Güntekin Onay. Sen neler söyleyeceksin maçla ilgili? Son vuruşlarda sanırım biraz daha etkili olmak gerekirdi. Evet, öncelikle iyi oynadık. Çok iyi oynadık. İyi bir galibiyet aldık. Kendime gelecek olursam, yani futbol hayatım boyunca hep böyle oldu. Gol vuruşlarımda eksikliğim var. 28-29 yaşına geldim. Evet, bu eksikliğim çok bariz ortada. Yani her maç 2 pozisyon, 3 pozisyon pozisyona giriyorum. Ama atamıyorum. Beceriksizlik mi diyeyim? Aslında antrenmanlarda da çalışıyorum. Yani şu an yapacak bir şey yok. İnşallah bir dahaki maçlarda girdiğim pozisyonları atarım. İnşallah ben de Fransa'da olurum diyorum. Yani ben de tabii ki iyi oynadığımı düşünüyorum. Haftalardır iyi oynuyorum ama bunu golle taçlandırırsam inşallah büyüklerimiz de beni ödüllendirir. Gültekin abim dediği gibi sayısız pozisyona giriyorum ama atamıyorum. Bir şanssızlık var üstümde. İnşallah kırarım. Haftaya atarım yani inşallah. Peki maçın kritik noktalarından biri de kritik anlarından biri Eto'nun pozisyonuydu. Eto ile konuşma şansın oldu mu? Bir elle topu ağlara gönderme, daha doğrusu elinden kafasını çarpıp topun ağlara gitme durumu vardı. Sen Eto ile konuşabildin mi o pozisyonla ilgili? Ya, inanın hiç konuşamadım. Hatta Galatasaraylı oyuncular çok itiraz ettiler. O ara seviniyorduk. Hatta maçın içinde sormayı düşündüm ama o ara konuşamadım. Maçtan sonra da çok sevinç vardı soyunma odasında. Yani onunla ilgili bir şey konuşmadım. İnanın görmedim ama yani ben de şimdi televizyondan izleyeceğim. Peki son olarak Galatasaray'da oynamış bir isim olarak takımın bu durumunu, Galatasaray'ın durumunu nasıl yorumlayacaksın? Yani bazen böyle şeyler olur ama Galatasaray hiçbir zaman büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Her zaman Galatasaray'dır. Her zaman Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Teşekkürler Serdar. Evet, söz yeniden merkezde şimdi. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu Serdar Özkan. Beşiktaş'ta ilk oynadığı günden beri ki Lucescu zamanıydı sanıyorum. Lucescu oynatmıştı bir maçta. O zaman 16-17 yaşındaydı hocam. Dikkat çekmişti. İsviçre takımıyla oynuyordu sanıyorum Beşiktaş. Bir Avrupa Kupası maçıydı. Ve o günden bugüne gelene kadar artık 29 yaşına geldi. Yalnız 2 yıldır hala toparladı da, yalnız. Evet, hala da bakıyorum hocam. Çok etkili olabiliyor. Yani birebir evet, adam eksiltiyor. Özellikle 2 yıldır toparladı. Bu gol vuruş işini Eto'ya sorsa, Eto dese ben ya böyle pozisyona giriyorum atamıyorum. Mutlaka soruyordur o. Sormaktan çok izlemeniz lazım. Ben de Serdar gibi böyle karşı karşıya bazen atamıyordum. Sonra yavaş yavaş tecrübe kazandıkça ki yaşa artık geldi. Onun formülleri var. Biraz golcüleri çok iyi izleyeceksiniz. Çok çalışacaksınız okulun üzerinde. Bir de özellikle ayak içi kullananlardan bir tanesi oyuncu olduğu için ayak üst adeli içini kuvvetli tutacaksın sürekli iç tarafı. Çünkü genelde üst ve arka adeliler çalıştığı için zayıf kalır. Ama iç adelinizi, yani kasınızdan böyle ayağınızın içini şuraya çalıştığınız zaman, ben hep söylerim bu forvet oyuncularına, ayağın içini vurduğunuz zaman ok gibi gider böyle, sert gider top. Yani Serdar ben Şifo Mehmet'e sormuştum iki zamanında, Beşiktaş'ta oynuyordu o zaman. Karşı karşıya hiç gol kaçırmıyordu hemen Şifo Mehmet. Bayağı klastı. Kaleciye, tam vuruş anında kaleciye bakıyorum diyordu. Kaleciye karar vermiyorum önceden. Kaleciye bakıyorum, kalecinin pozisyonuna göre vuruyordum. Ama diyor, çok anlık gelişen pozisyonlar olurdu. Kaleciye bakmadan da uzak köşeye vurabilirsin. Mesela bugün yanlış düşünmedi. Herkesin Mustera'nın sola vuracağını düşünüp sola gideceğini düşündü o. Mustera da gitmedi, yakın direğe vurdu. Aslında yanlış düşünmedi, çok yanlış düşünmedi oyun ama bu biraz da güvensizlik getirmiş demek ki onda. Tabii ya kaçırırsam üst duygusu değil mi? Birkaç gol atarsa bu evet, kendine gelir. Jan Rikering. Maça iyi başlamadık. İlk yarıda orta sahanın kontrolünü rakibe bıraktık. İkinci yarıda daha iyiydik. Rakip yine golü bulsa da cevap verdik. Ancak 2-2'den sonra biraz geri çekildik. Hakem kararlarıyla ilgili de şanslı olmanız gerekiyor. Son iki maça bakarsak Podolski'nin derbide offside verilen pozisyonu ve bugün Eto'nun el pozisyonu var. Ne yazık ki iki pozisyonda da hakem takdir hakkını rakipten yana kullandı demiş Hollandalı teknik adam. O da son iki maçta çarşamba, cumartesi. Bir şey soracağım. Hakem çok tartışıyor ya Podolski'nin pozisyonu. Hakikaten gözde baktığımız zaman. Gözle baktığınız zaman offside değilmiş gibi gözüküyor ama Piero offside şimdi, gösterdi. Futbol hakemle, işte Kutlu Müftüoğlu ile program yapmıştık ya, adil oyun programı. Teknoloji geliyor artık futbola dedi, biliyor musun? Hiç gelmesin o zaman teknoloji falan ya futbola. Yani hocam burada enteresan bir nokta var. Beni sonra aklıma geldi. Acaba biz veya Piero, bilmiyorum, topun tam ayaktan çıkış anını doğru zamanda yakalayabildik mi? Veya yakalayabildim mi? O önemli.
Çünkü bir oyuncu hareketli, bir oyuncu duruyor tabii, ya. Yani. Hocam top şimdi benim ayağım bu da top. Şu kadar çıksa, şu kadar tabii, çıksa tabii, bu, 10 santim. Tabii, şu anda... kadar çıksa bir metre fark eder belki. Tabii, 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 hareketli doğru, hareketsiz doğru. arasında. İşte aynı anda. Tabii orada mı bir yanılgı var? Orada olabilir. Ama yani biz teknolojiye de karışırız. Baksana yani teknolojiye inanmıyoruz yani. İtalya'da zaten bizde acayip bir problem var. Yani İtalya'da. Gerçekten acayip bir problem var. Bizim insanlarımız da tuhaf oldu yani. Teknoloji diyorsun, yok ben inanmıyorum. Orada oynuyorlar diyorlar bir. Güvensizlik var insanlarda. Ya hakikaten. Oynayamaz orada. Ben çok merak ettim. Mesela bugün gazetede bir şey okudum ben. Bir diyalog yaşamış. Gazete yazıyordu. Hürriyet'teydi galiba. Volkan'la bir 6-7 yaşında güzel yüzlü bir Galatasaray çocuğumuz bizim. Doğruysa bilmiyorum tabii. Hatta Volkan Demirel'de aradım da doğru mu diye bir soracak kapalı bir telefonu. Çocuk şey yapıyor. Beni seviyor musun diyor Volkan abi diyor. Bizi sevmiyorsunuz siz değil mi diyor galiba. Öyle hayır beni seviyor, ben seviyorum diyor şey Volkan. Ben seni sevmiyorum diyor. Şimdi bu diyalog yaşandıysa bu aileler falan çok dikkatli olmamız lazım. Yani hakikaten çok tuhaf şeyler. Yani minik çocuğumuz bizim. Doğruysa diyorum tekrar. Nasıl bir evde siz ne konuşuluyor? Siz bizi sevmiyorsunuz değil mi diyor Volkan'a. Ben seyrettim onu. Siz bizi seyrettim. Sevmiyorsunuz değil mi diyor. Volkan olur mu öyle şey seviyoruz diyor. Evet. Biz sizi sevmiyoruz diyor. Yani. O da canın sağ olsun canım benim falan diyor Volkan'da. İşte yani Volkan amcası diyelim artık yani Volkan abisi de. Şeylik yani bu çocuğumuz falan tabii ki güzel güzel Galatasaraylı büyüyecek. Fenerbahçe'de Beşiktaşlı Trabzonlu büyüyecekler ama böyle olmamalı aileler falan yani. Tabii ki çocuğu Galatasaraylı olacak. Tabii ki benim çocuğum Fenerbahçeli olacak. Ama böyle nefret duygusuyla falan minik çocuklar bunlar. Tabii. Böyle tohumlar ekilmez. Ondan sonra Piero değil. Hiç kimseye inanmazsınız abi. Siz teknolojiye inanmazsın. Hakeme, insana inanmıyorsun. Neye inanacaksın sen? Allah'a inanmıyorsun. Neye inanacaksın abi sen yani? Ne yapacaksın? Çocuklarımızı bari böyle algılarla büyütmemek lazım ya. Vallahi büyütmemek lazım. Ya voleybol maçı var. Ben gazetede maç, gördüm. Seyirci Fenerli Galatasaraylılar havada uçuşuyorlar. İzmir'de şeyde. Bir de maç. Ya inanılır gibidir ya. Vallahi yani günah. Kadın gerçekten. Voleybol maçında olay çıktı hocam dün. Yani çok üzülüyorum yani. Yoksa bugün senin hiç Galatasaraylı arkadaşın oturmadı mı Fenerli Beşiktaşlı? Seviyorsun mi? Anlamadım bu işleri. Neden böyle oluyor? Neden böyle olduk? Gerçekten çok tuhaf. Hoşgörü, olgunluk, mantık, sevgi, bütün bunlar, empati. Bütün bunlar önemli şey. Bir de çok anlam yüklememek lazım hocam. Aynen öyle, aynen öyle. Futbol bu yani, oyun. Tabii çok ki anlam oyun yüklememek yani, lazım. Hayatta ne kadar ciddi sorunlar var, ne kadar ciddi problemler var. İnsanların, affedersiniz, biz burada ülkede terör var. İşte şehit haberleri şey geliyor. Sana. İnsanların çocukları bak, ölüyor. Sakın ha, sakın. Eşleri ölüyor hocam. Yani bakın, hayat sakın, ne kadar öyle. Farklı. Çok güzeldi eskiden. Yarı yarı tribünler olsun falan böyle. Aman aman öyle bir şey hiç olmasın. İnsanların şöyle şöyle, tabii hayat mücadelesi içindeler. Yani inanılır gibi 6 yaşında. Ya bizim Semih'in, yuva kurun. Üçüzleri var biliyorsun değil mi? Bir tanesi Galatasaray altyapısında oynuyor. Bir tanesi Fenerbahçe altyapısında. Yani ne var ne kadar güzel bir şey değil mi? Bir tanesi Beylerbeyi'nde oynuyor. Herhalde üçüncü de öyle. Bir şeyler açtılar. Eskiden 20-30 sene önce İspanya'da da mesela falan bu fanatizm vardı. İtalya'da da vardı. Mesela şimdi Atletico Madrid Real Madrid maçı. Barcelona Real Madrid maçı. Daha yeni seyrettik. Yan yana oturuyorlar. Adam evet. Real Madrid gol atınca tabii, ayağa kalkıyor. Bunlar tabii çok klasik oluyor. İnsanlar da bundan muhtemelen rahatsız oluyorlar. Bizim Rüştü Reçber bir tek Galatasaray'a dönemedi. Fenerbahçe Beşiktaş Memo oğlu Burak şeyde oynuyor. Galatasaray altyapısında oynuyor. Ne güzel. Galatasaray'da benimsemiş onu. Fenerliyim de diyormuş arkadaşlarım zaman zaman. Bak şimdi bundan bir de rahatsız olabilirler. Ama Galatasaray formasıyla çıkıyor, oynuyor. Belki Galatasaray takımı büyüyecek ve Galatasaray olacak bundan sonra. Anlatabiliyor muyum? Ne güzel gidiyor Flora'ya. Tabii Ekoz'dan. Arkadaşlarıyla oynuyor. Kulüp antrenörleri hiçbir şey olmamış gibi ne güzel davranıyorlar. Sahaya çıkan sen izledin mi o diyaloğu? İzledim. O aileye rica küçük ediyorum ya. Küçük çocuk hadi o neyse. Ya o, hayır. Mantık yok. Çocuk, koskoca kazık kadar ya adamlar. Çocuk, üniversite şimdi, mezunu. O çocuk durup dururken bilemez ki. Hani o ailelerine, çevresine, okullara, eğitimcilere, herkese görev düşüyor. Önce ebeveyn, evdeki insanlar yani. Ben şimdi kızıma nefret duygusu aşılayabilir miyim Allah korusun ya. Ben kızım var. Galatasaraylı arkadaş. Benim kızımla çok iyi arkadaşlar. Cem var bir tane. Hasta Galatasaraylı ama. Benim talebelerden de o da. Çok doğal bir şey. Birbirleri tartışıyorlar falan ama böyle nefret duyuyorlar. Benim iki tane çocuğum var hocam. Bir tane kızım var, bir tane oğlum var. Biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı mesela. Bir tane daha yaptın zaman onu da Fenerli yaparsın. Olur biter. Boş durma, bir tane daha yap. Yekta Kurtuluş ne diyor? Garip duygular. Uzun süre Galatasaray forması giydikten sonra ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydim. Ama artık Antalya Spor'un futbolcusuyum. Profesyonellik gereği işimizi yapmamız gerekiyor. Biz de bugün onu yaptık. Güzel bir galibiyet aldık, iyice rahatladık. Bu saatten sonra artık ne kadar yukarıya çıkabilirsek o kadar iyi bizim için. Peki Galatasaray'ın durumu gerçekten son yıllarda görülmemiş
bir deplasman performansı, lig performansı gerçekten durumu şu an kötü. Sen de yıllarını Galatasaray'a vermiş bir isim olarak saha içinde hem oyuncularla konuştuğunda hem saha dışında bir gözlem olarak sence neden bu durumda Galatasaray ve saha içinden nasıl gördün durumu? Yani zaten sonuçlardan belli saha içindeki durum. Ben birazcık saha dışıyla ilişkilendiriyorum. Dışarıdan biri olarak söylüyorum. Yani konuştuğum bir şey yok kimseyle. Ama Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük kulübü ve nasıl daha önce ben ilk geldiğim sene de 8. bitirmiştik. Daha sonra 4 senede 3 tane şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yaşadı. Bu sene böyle bitecek. Artık sabırlı olmaları gerekiyor birazcık. Bu sene böyle bitecek ama seneye gene toparlanacaklarına inanıyorum. Kendi kariyerinle alakalı gelecek planları nelerdir? Şu an Antalya Spor futbolcusuyum. Ama tabii ki tekrar yukarılara çıkmak. Bütün futbolcular gibi benim de kariyerimdeki planım budur yani. Teşekkürler, başarılar diyoruz. Evet, Yekta Kurtuluş'un görüşleri böyleydi. Söz yeniden merkezde. Yekta da yavaş yavaş toparlamaya başladı. Sivas'ta kendini bulamamıştı ama Antalya Spor'da mesela Osmanlı'da da eski gücüne ulaştı. Musa da iyi oynuyor. Musa da müthiş oynuyor. Evet, 6 aydan almıştı Galatasaray. Evet. Fazla sabretmedi, beklemedi. Bir reklam aramız var. Evet, Antalya Spor karşısında Galatasaray 4-2 kaybetti ve yaklaşık 20 dakika sonra Beşiktaş, lider Beşiktaş Sivas'ta sahaya çıkacak. İşte Beşiktaş'ın sahaya çıkacak 11'i, onu da görelim veda etmeden önce. Bek tekrar kadroda, Alexis, Marcelo, İsmail dörtlüsü, Atiba, Oğuzhan önlerinde. Bugün Quaresma'nın yerine Gökhan mı yoksa Kerim mi oynayacak merak ediliyordu. Bu sorunun cevabını Şenol Güneş, Kerim Fray olarak vermiş. Kerim, Sosa, Olcay, Gomez 11'iyle Beşiktaş Sivas deplasmanında sahaya çıkıyor. Değerli izleyiciler, bu Beşiktaş maçın devralısında ve sonunda takdirde, tekrar birlikte olacağız. 8 puanlık bir fark yapacak yani, maç fazlasıyla. Onu büyük ihtimalle bitirmiş olur. Maçtan sonra konuşuruz. Evet, tamam. Bütün koşulları, neden olduğunu tamam. Veya işte nasıl kalan maçları. Tamam. Sivas maçı, Beşiktaş Sivas maçının devralısında ve sonunda tekrar birlikte olacağız.